ve Kırşehir ilimize Kaman'dan başlayarak Allah nasip ederse akşama kadar ulaşmadığımız yer kalmayacaktır. Kaman'a gelişimiz sırasında göstermiş olduğunuz yakın alakaya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Muhterem Kamanlılar, 30 Mart 2014 Pazar günü mahal idareler seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi 1394 seçim çevresinde davamızın kıymetli kadro arkadaşlarıyla aday göstermek suretiyle katılmaktayız. Bu seçimler Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok önemsediği bir seçimdir. Bu seçim sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacak, ülkemizin geleceğinin de şekillenmesinde önemli bir işaret, önemli bir başlangıç olacaktır. Zannediyorum bütün siyasi partilerimiz de bu anlamla hareket edeceklerdir. Öyle olması gerekir. O sebepten dolayı siz değerli Kamanlılardan ilk isteğimiz sandığa gitmenizdir. Yüksek bir katılımla milli iradenizi orada oluşturmanızdır. Herhangi bir mazeret ileri sürerek sandığa gitmeme hali Türkiye'de böyle bir başlangıcı gölgeleyebilir. Onun için hepimiz sandığa gitmeyi başarmalıyız ve orada vicdanen muhasebemizi yaparak Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından bilerek veya anlayarak oylarımızı, tercihlerimizi ortaya koymalıyız. Muhterem Kamanlılar, söze böyle başlamanın bir sebebi olsa gerektir. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz 11 yılı aşkın bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin teveccühüyle 3 dönemdir ülkeyi yönetiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en etkin konumda bulunuyor. Anayasamızda bildiğiniz gibi 3 kuvvetler ayrılımı vardır. Bunlardan bir tanesi yasamadır, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Diğeri yürütmedir, yani hükümettir. Üçüncüsü ise yargıdır. Dolayısıyla bu 3 kuvvetler ayrımıyla demokratik hayatımızı ve rejimimizi ayakta tutmaya gayret gösteriyoruz. Bir iktidar düşününüz ki bunların bir tanesinde yakın siyasi tarihimizde görülmeyen bir sayısal çoğunlukla milletvekilleri sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Bu sayının büyüklüğü tabiatıyla tek başına iktidar olmanın ve hükümeti kurmanın da yetkisini veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bu sebeple yasama ve yürütmede bulunuyor. Yani kuvvetler ayrılığının 2 kuvvetinde Adalet ve Kalkınma Partisi egemen bulunuyor. Öte yandan Yargıtay. Yargıtay ise bağımsız ve tarafsız olmak durumundadır. Yasamada ve yürütmede bulunan ve tek başına iktidar olmuş olan iktidarı denetlemek, onun uygulamaları üzerinde adaletli davranışı sergilemek ve Türkiye'yi daha huzurlu, daha güvenli bir ülke konumunda bulundurmak için önemli bir yetkisi bulunmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu 3 dönem, en sonunda da %51 milletvekilliği desteğin %51
milletimizin iradesiyle %326 milletvekiliyle mecliste bulunması, arkasından üçüncü hükümeti kurması Recep Tayyip Erdoğan'ı şaşırtmıştır. Recep Tayyip Erdoğan milletimizin bu tercihini yanlış anlamıştır ve milletimizin yaşamış olduğu büyük ekonomik krizleri aşabilmek, Türkiye'de hayat standartlarını yükseltebilmek, açlığa, yokluğa, işsizliğe çare bulmak açısından çok kısa süre içerisinde kurulmuş bir siyasi parti aniden böyle bir destekle onu iktidara taşımasını anlayamamıştır. Kerameti kendisinde görmüştür. Ne işçinin meselesi, ne çiftçinin meselesi, ne memurun meselesi, ne emeklinin meselesi Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yoktur. O kendi kendine diyor ki ben hem yasamada varım, hem yürütmede varım. Her zaman da tekrarladığı gibi %51 halkın desteğine sahibim. Öyleyse benim diyor. Her şeyi kendisine bağlıyor. İktidar olduğu 2002 yılından bu yana Türkiye'de ne varsa, ne yapılmışsa bugünkü siyasi iktidar tarafından kendisinin talimatlarıyla, kendisinin zekasıyla, kabiliyetiyle, yönlendirmesiyle yapıldığı iddiasını taşıyor. 90 yıllık cumhuriyetimizin son 10 yılı ona göre var, 80 yılı ise hiç gözükmüyor. Halkın %51'i ona göre var, %49'u yok farz ediliyor. Böyle bir güç sahibi olmak onu daha da hırslandırıyor. Daha da kibirlendiriyor. Ben neymişim be diyor. O zaman yargıya gözünü tikiyor. Madem ki yasama bende diyor, madem ki yürütme benim diyor, öyleyse yargıyı da diyor yanıma almalıyım. O sebepten dolayı bağımsız ve tarafsız yargının üzerinde siyasallaştırma çalışmalarını yürütüyor. Bir başka anlamıyla AKP'leştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla yasama ve yürütmede faaliyetlerini denetim altına almak isteyen bir gün gelir bunun hesabını verir korkusunu şimdiden önlemek için yargıyı da yanına almaya çalışıyor. Ve bunun için de 2010 yılında hepinizin bildiği gibi 28 maddelik bir anayasa değişikliğiyle iki gizli gündemi ortaya koymuş. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve sayısıyla işlevinin yaygınlaştırılması, ikincisi ise Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu kurdurmak suretiyle hakim ve savcılar üzerinde bir iktidar ağırlığını hissettirmesidir. İşte bütün bunlarla beraber yola devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun tek adamı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de, o da eskiden beri olmakla beraber, şimdiden beri yoğunlaşmıştır. O yoğunlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Bu da basın ve medyadır. Hem yandaş medya kurduruyor, hem de baskı yoluyla iktidara yanaşmış medyayı oluşturuyor. Karşısında kim varsa kendisiyle beraber olmayı kimle benimsemiyorsa onların hepsini patronlara talimat veriyor, selam gönderiyor, filan muhabiri alın görevden diyor. Efendim ne gibi suçu var? Hiç diyor bizden yazmıyor. Filan şey muhalefeti diyor göz önünde bulunduruyor. Onu da atın diyor. Böyle bir güç alanı bu Recep Tayyip Erdoğan'ı şaşırttırmış, şımarttırmış ve her şeyi ben bilirim iddiasıyla tek adam, oradan da diktatör olmaya doğru heveslenen bir yola sokmuştur. Bu tehlikelidir
aziz Kamanlılar. Bu gidiş ülkeyi felakete sürükler. Başta Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerime de sesleniyorum. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'da güç olarak görmeyin. Ona verdiğiniz destekleri bu kadar acımasızca kendi nefsine kullanan bir kişi diktatör olmaya gidiyor. Ve televizyonlardaki konuşmalarını yakından görüyorsunuz. Zaten ondan başka da televizyonların verdiği bir lider konuşması yok. Sabahtan akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan, işte biz bir Kaman'da bir açık hava toplantısı yaptığımızda da akşam ne kadar verecekler o da bilinmiyor. Verseler de verilmese de Kaman'ı, Kırşehir'i karış karış dolaşacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bu durum tehlikelidir. Bu durum Türkiye'yi çok yönlü tehdit altına aldırır. Bu durum Türkiye'de barışı bozar. Bu durum Türkiye'de bin yıllık kardeşliği sarsar. Kutuplaşma, kamplaşma, kavga, çatışma başını alır gider. Bu böyle devam ederse ne olur? Gözümüzün önünde Orta Doğu ülkeleri var. Bir an Tunus'taki hali görün. Bin Ali'nin ülkeden kaçışını görün. Bir an Mısır'a bakın. 30 yıla yakın devlet başkanlığı yapmış Mübarek'in halini görün. Arkasından gelen Mursi'yi hatırlayın. Şimdi de Sisi gelmeye çalışıyor. Öbür taraftan Kaddafi'nin ülkesi Libya'ya bakın. 33 yıldan beri tek adam, bir diktatör olarak bulunan Kaddafi'nin sonunun ne hale geldiği, ne kadar acıklı olduğu hepinize malum. Irak hatırlayın, Saddam'ı görün. Şimdi de Suriye'de Esad'ı gözünüzün önüne getirin. 2,5 yıla yakın bir süredir Esad rejim karşıtları ile çatışıyor. 130 bin Suriyeli hayatını kaybetmiş. 2 milyona yakını ülkeyi terk etmiş. 700 milyon Türkiye'ye gelmiş. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını, devletimizin imkanlarını bu 700 bin kişiyi bu ülkede nasıl yaşatırız, nasıl koruruz bunlara harcamaktayız. Fakat gelişen olayları görüyorsunuz. Bu 700 kişinin içerisinde kimler var? El-Kaide'den tutun, bilmem nesine kadar da dalmışlar. Türkiye'nin başını ağrıtıyorlar. Türkiye'nin imkanlarını tüketiyorlar. Ama hala Esad dün kardeşti, bugün düşman olmuş ama Recep Tayyip Erdoğan kibirden ne yapacağını bilmediği için Esad'ın da ne olduğunu hali anlayamam. Böyle bir ülkeyi düşünebilir misiniz? Bu Orta Doğu'ya baktığınız vakit Türkiye'de böyle olsun diyebilir misiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vermiş kardeşlerim. Ya sesimizi duyun yahut da duyanlardan sorun. Bu gidişata siz de evet diyor musunuz? Eğer evet diyorsanız birlikte yürüyelim bu yolları şarkısını hala söylemeye çalışacaksanız bu vebale ortak olursunuz. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'nin sosyal dokusu parçalanıyor. Suriye'yi gördünüz. Kargaşanın içerisinden PKK'nın uzantısı PYD, 3 bağımsız Kürdistan özerk yönetimini kurdu. Ve Suriye'yi bölmenin ilk adımı atıldı. Şimdi Diyarbakır'da Kuzey Kürdistan, Sayın Başbakan'ın oraya ziyareti, Barzani denen aşiret reisini devlet başkanıymış gibi karşılaması, ne yüdüğü belirsiz bir şarkıcıyı yanına alması ve orada da bir özerk yönetim
kurulmasıyla ilgili bazı zemini oluşturması Türkiye için bir felakettir. Şimdi PKK diyor ki 2014 yılı özerk yılı olacak. Bu seçimlerde, bu seçimlerin sonucuna göre de buna daha erken veya sonra karar vermeye çalışacaklar. Türkiye'nin bu durumu yürekler acısıdır. Türkiye bu yönüyle bölünmenin eşiğindedir. Bölünmenin eşiği demek çatışmadır. Birileri bu ülkeden toprak almaya çalışırsa, birileri de bu ülkeden toprak vermeye, bir insanımızı başka yere göndermeye veya yok etmeye müsaade etmez. Bu ikisi, birisi alırım, birisi vermem der ise ne yapacak bunlar? Birlikte mi yürüyecekler bu ülkede? O sebepten dolayı bu iktidar Türkiye'yi kardeş kavgasına götürüyor. Oslo'da ne görüşmüşse, İmralı zaten herkesin turistik ziyareti yeri oldu. Oradan hangi selam gelirse açılım, açılım denen zırva ona uyarak hareket ediyor. Buraya da dikkat etmek lazım aziz vatandaşlarım. Çünkü hangi partiden olursak olalım bu ülke hepimizindir. Bu milletin aziz evlatları kendi görüşlerine göre istediği partiyi kurabilir, o parti için çalışabilir, o parti iktidar yapabilir. İşte böyle bir niyetle Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Şimdi soruyorum, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan kardeşimin o günkü ekonomik şartlarıyla bugünkü ekonomik şartları daha fazla ise o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi ona göre çok daha başarılıdır. Ama değilse o zaman düşünmek lazım. Diyelim ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Kaman'da hepinizin ortak bir bildiği bir şahıs olarak söz gelimi Hasan Efendimiz var. Hasan Efendi'nin 3-4 tane oğlu var. Birisinin adı da Bilal. Bilal ne yapıyor? Annesi, babası ve kardeşlerinin gayretiyle büyümüş, en küçük çocuk olarak palazlanmış, eğitimini almış, askere gitmiş, askerden dönmüş. Babası diyor ki, oğlum büyüdün, askerliğin de tamamlandı. E şimdi bir sana iş bulalım da ondan sonra da bir baş göz edelim. Dolayısıyla analık babalık görevlerimizi de yerine getirmiş olalım. İstekli ve mahcup bir haliyle baba ne diyorsan öyle olsun diyor. Aradan geçmiş 11 yıl. Bilal ne yapıyorsun? Bilal işsiz. Bilal ne yapıyorsun? Bilal yuvasız. Bilal hala babasından annesine bırakılmış olan cep harçlığıyla Kaman'ın kahvelerinde dolaşıyor. Bu kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi ve oy vermiş olan Hasan Efendi'nin Bilal'i. Bir Bilal daha var. O kim? O da Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal'i. Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal'i kim? Uluslararası katılımla bir düğün yapmış İstanbul'un büyük bir otelinin salonunda. Sonra kalkmış, gemicik şimdi filo oldu, gemi oldu. Arkasından kalkmış, villaları var, işi var. Biraz evvel söyledikleri gibi gemileri var, diğer ticarethaneleri var. Çok önemli yakın dostları var. El Fadıl gibi, Usume Kutup gibi, Muarız Fadıl gibi çok önemli Orta Doğu'nun palazlanmış insanları var. Onlarla da arkadaş, iş ortaklığı yapıyor. Öbür taraftan bir de vakfı var. Vakfın önünden kim geçerse, İstanbul'da kim neyi yapacaksa o vakfa 100 milyon dolar bırakıyor. Bu taraftan gelse 100 milyon dolar bırakıyor. Dolayısıyla
tahmin edemeyeceğiniz bir gelir kaynağına sahip. Hem vakıf olarak hem şahıs olarak. E peki bu iki Bilal'in aynı partide bir arada olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletiyle bağdaşıyor mu? Bunu dikkate alın. Bunları görün. Öbür taraftan bir havuz var. Bunlar hep gazetelerde, şurada, burada bahsediliyor. Bu havuz 630 milyon dolarla dolmuş. 11 tane iş adamına Sayın Başbakan çok yakın bildiği bir arkadaşıyla salma göndermiş. Sen 100 milyon dolar vereceksin. Sen 100 milyon dolar vereceksin. Herkese 100 milyon dolar dağıtmış. İçinden bir uyanık daha var. Ben de 100 milyon dolar vereyim ama yakında bir ihale var. Ona 50 milyon daha ilave ederek benim salmam 150 milyon dolar olsun ama bu ihaleyi de bana versin diyor. Alışmışlar ya, kudurmuştan beter. Havuzun içerisine 600 milyon dolar dolmuş. Sayın Başbakan bunlar su yüzüne çıkıp kamuoyunda tartışıldığı zaman bu arkadaşlarımız iyidir, iyi yatırımcıdır, iyi iş adamlıdır. Bunlar havuza girse de ıslanmazlar diyor. Sayın Başbakan 600 milyon dolar hangi havuza girerse girsin orada yeşil dolar olur. Su gene su ne gezer orada? Yoşul yeşil doların üstünde oturursan, yatarsan ıslanmak mümkün mü olur? O zaman milleti niye aldatıyorsun? Havuza giren ıslanır diye burada Kaman'da kime sorarsan sor. Bir evin bahçesinde havuz varsa aman çocuk düşmesin ya ıslanır ya boğulur diye korkar. Ama oradaki evin her tarafını dolarlarla doldurduktan sonra oğlum şu havuzun içine gir dediğinizde sanki yünlü döşeğe yatmış gibi uşak orada da uyumaya başlar. Böyle rezillik olur mu? Bu nasıl iş? Değerli vatandaşlarım, işte bununla beraber gele 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 17 Aralık'a geldik. Bugün 17 Aralık'ın üzerinden tam 65 gün geçmiş. Çiftçi kardeşime sesleniyorum. Çiftçilik yapıyorsun. Temel girdiler almak mecburiyetindesin. Mazotun fiyatından, ilaçtan, tohumdan dolayı ne sıkıntılar çektiğini sen hepimizden daha iyi biliyorsun. Ürettiğini satamıyorsun. Emekli perişan. İşsizlik yine başını almış gidiyor. %9.9 olmuş işsizlik. Dolayısıyla 2 milyon 400 bin civarında işsizimiz var. Bu işsizlerin içerisinde genç işsizler daha fazla gözüküyor. Esnaf hali perişan. Nereden bakarsanız bakın Türkiye'nin sorunları hiç de çözülmüş değil, gittikçe de artmış. Fakat 65 günden bu yana televizyon dinliyorsunuz. Bu televizyonlarda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından al ananı gitten başka çiftçiyle ilgili bir söz duydunuz mu? Memur arkadaşımızı haşlamasından başka sen oy vereceksen istersen verme, nereye veriyorsun ver diye milli iradeyle geldiğini söyleyen, milli iradeye hakaret etmekten başka bir şey duydunuz mu? Peki sabahtan akşama kadar televizyonda duyulan ne? Yolsuzluk ve rüşvetin üstünü örtmek, bunu dillendiren herkese hakaret etmek, herkese saldırmak ve herkesi de savcılıkla, mahkemelikle vesaireyle tehdit etmek. Ama yolsuzluğun üzerine gitme kararında olan savcıları ve kolluk kuvveti emniyet mensuplarını ise perişan etmek, savcı kıyımı, emniyet mensuplarının Türkiye'nin her tarafına dağılımı, yani 8000'i bulmuş aziz kamanlılar. Polis memuru kardeşlerimiz, bu polis memurlarının hepsini televizyonlara çıkartın.
nasıl bir ailenin çocuğu olduğunu sorun. Garip, kimsesiz, okumak imkanını zor bulmuş, polis memuru olduktan sonra kendisinin ve ailesinin karnını doyurabilecek bir imkanla fedakarca çalışıyor. Karakolda öyle, Cilo Dağı'nda öyle, Hakkari'de, Şırnak'ta, Cizre'de gece gündüz ülkenin güvenliği için, can ve mal emniyeti için fedakarlık yapıyor, şehit oluyor, gazi oluyor. Ama gün geliyor, şark hizmeti dolup İstanbul'da görev aldığı zaman biraz şöyle rahat edeyim dediği sırada 17 Aralık'ta bir yolsuzluk olayı çıkıyor. Bu yolsuzluk olayının içerisinde kimler var? 4 tane bakan uşağı var. Bir tane de elbiselerinin içerisine dolar doldurma, rüşvetle sağladığı partileri, şeyleri, paraları koymuş. Zannederken yolculuk yapıyor, yanında ikinci bir takım elbise varmış gibi gösteriyor. Elbise yerine dolar var orada. Bunların üzerine gidiliyor. Öbür taraftan bir belediye başkanı ve kardeşi, öbür taraftan bazı iş adamları ve bazı bürokratlar. Tam 17 Aralık 6.30'la 7.30 arasında 41 kişi tutuklanıyor. Bu tutuklanmanın hemen arkasından Recep Tayyip Erdoğan'da bir panik başlıyor. Hani diktatör olacak, ben en büyüğüm, en güçlüyüm derken bir paniğe, bir korkuya kapılıyor. Ve hemen bunun üstünün örtülmesi gerektiğini söylüyor. Ve savcıları yer değiştiriyor, aramaya giden polisleri sürdürüyor. Ama bir savcı var, ikinci dalga bir operasyonun üzerine gitmiş. Onun da kolluk kuvvetlerine talimat veriyor, beraberce gidip şunları alalım gelelim diyor. Gizli bir emirle kolluk kuvvetleri savcının emrini dinlemiyor. Bu suçtur. Sonra savcı bu sıkıntısını anlatmak için basında yazmadığına göre adliyenin önünde bazı görüşlerini yazılı olarak dağıtıyor. Recep Tayyip Erdoğan bunu görür görmez birden parlıyor. Bu savcının üzerine gitmeye başlıyor. Görevden aldırıyor, sürüyor. Sonradan bir öğreniyoruz ki bu savcının hazırlamış olduğu iddianamede bir, El-Fadıl var. İki, Usume Kutup var. Üç, 11 tane biraz evvel söylediğim havuzu dolduran iş adamları var. Bir de Bilal Efendi var. Recep Tayyip Erdoğan işte bunu da görünce gözü dönüyor ve şimdi yolsuzluk ve rüşvet üzerine her şeyi kapatmak, bunu dillendiren herkesi kendisine komplo yapılıyor, vatan haini ilan ediyor. Birçok şeyleri kıskandıkları için kendisine yargı yoluyla darbe yapılacağı iddiasını ediyor. 65 günden beri söylediği bu. Demiyor ki bu kadar yayılmış. Halkım bunu konuşuyor. Gazeteler bunu yazıyor. Bunların önünü kapatacağımız yerde, keseceğimiz yerde bu millet beni %51'le iktidara getirdi. Bu millete sorumluluğum var. Bu milletin sorunlarını henüz daha çözemedim. Ama hükümetimde çok büyük yolsuzluklar konuşuluyor. Bunu önlemem lazım. O sebepten dolayı savcıları, yargı mensuplarını tamamen azarlayıp kıyıma uğratacağın yerde gelin bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, Yargıtay'ın değerli üyeleri, mahkemelerin değerli hakimleri, hepinize görev veriyorum. Kolluk kuvvetleri olarak emniyet mensuplarının hepsini görevlendiriyorum. Yolsuzluk ve rüşvetin köküne kadar inin, nereye kadar dayanıyorsa dayansın diyerek bir babalık yapamıyor. Çünkü oğlu var. Oğlunun babası ama Türkiye'deki
Bilallerin hiçbirisinin babası olamıyor. Ama oturdukları zaman da devlet baba diyorlar. Hayır, öyle de değil. İşte gördünüz durumu. Şimdi kalkmış herkesi suçluyor. Bu böyle devam etmemeli. Bu böyle devam ederse bunun sonu hayırlı olmaz. Bunun geçmişten bugüne yaşananları var. Bugün için kendini kurtarabilirsin. Ama Cenab-ı Allah lütfedip Milliyetçi Hareket Partisi iktidar olduğunda bütün bunların hepsini masanın üstüne kor. Yedi sülalenden bunun hesabını sorar. Yüce divana gitmekten başka çıkış yolun olmaz. Zaten sürekli olarak havada ve havalanında dolaşıyorsun. Gitmediğin ülke kalmadı. Eğer oralardan bir yer beğenmişsen oraya da kaçıp gitmeye çalışabilirsin. Ama nereye gidersen git, bu millet iradesi kulağından tutar, Ankara'ya getirir, bunun hesabını senden sorar. Hepiniz diyorsunuz, bu olabilir mi acaba? Milliyetçi Hareket Partisi bunu yapabilir mi? İsterseniz bir deneyin bakalım, nasıl olacağını göreceksin. Denemenin ilk işareti 30 Mart. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve milletvekilliği seçimleri var. Ama 30 Mart bizim için çok önemlidir. Bu sebepten dolayı Kaman Belediye Başkanımız aynı zamanda 30 Mart'ta yapılacak olan belediye başkan adayımızdır. Hizmette süreklilik olduğu için başlatmış olduğu ve başarılı hizmetlerine bir kesintiye uğramaması gerekmektedir. Ve Sayın Erhan Talubi Efendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanıdır. Kırşehir belediye başkan adayımız ise yılların dava insanı, büyük tecrübe ve birikime sahip, samimi, dürüst, dost bir insan Sayın Arif Ekici Beyefendi. Bu adaylarla yarışa giriyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın büyük lütfu sizlerin yüksek desteğiyle Erhan Talu Bey ve Arif Ekici Bey Kırşehir'de sizlere hizmete hazır haldedirler. Allah yollarını açık etsin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, belediye başkan adaylarımızı sizlere, Kamanlılara emanet ediyor. Kıymetli Kamanlılar, Sayın Genel Başkanımız Kırşehir'in diğer ilçelerindeki programları dolayısıyla aramızdan ayrılıyorlar. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Kamanlılar sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Yolunuz, bahtınız açık olsun.